Yaşamak mı bu? Yaşamak mı bu? Ağzınıza yakıt hep çıksın. Yaşamak mı bu? Babam mafya babası, karım ise onun kahyası. Oğlum desen keyfinin kahyası. Yaşamak mı bu? Yaşamak mı bu? Çok sevinmişti. Ne babamdan ne eşimden. Oğlum olsun gülelim dedim. O da hepsinden beter. Yaşamak mı? Ah abimle ben neler çektik. Neler neler. Yaşamak mı bu? Yaşamak mı bu? Yaşamak mı bu? Baba ne diyor ya? Lan bu bizi zor. Yumaş Yıldırım ve o kadın hakaret etti ve tehdit etti diyor. Yumaş Bey, Yumaş Bey. Bugün içinde ikinci haberimiz oldu bu. Bu sefer de kanun aşırtısı gösterdiniz. Ama Mumucak Bey'in kanun aşırtısı göstermediği tescillendi. Mumucak kadına şiddet göstermedi mi? Efendim kadın asıl söyledi. Şiddeti gösterdi. Ama sizde videonuz var. Kadını 2 metre sürüklediğiniz gözüküyor videoda. Efendim. Kadın kendini yere atmıştır biri. Bu bir kompodur efendim. Videoda her şey gözüküyor. Biz saygılı bir hayvanıyız. Efendim. Her şeyi açıklayabilirim. Bu iş kesinlikle yalandır. İtibar etmeyiniz. İsterseniz tiki tiki kızıma söyleyebilirim. Bakın olay aynen şöyle oldu. Biraz ben sonra hanımefendiyle konuşacağız. Birazdan onu çağıracağım ben. Şimdi efendim bu tiki tiki kızım görüyordu. İşte benim oğlum Yumaş'a aşık olmuş. Videoda şey belli oluyor. Sürüklemişsiniz kimette ya. Seste mi var üstünde? Var. O sesler benim taklidim yapılmıştır efendim. Montajdır. Baksana bana. Güzel çağırın. Dur bir dakika. Şimdi eğer bu kayıtta yalan demezsen tepeden adamlarımı şey yaparım. Siz havuz yandaş mıça değil misiniz? Reis seni birazdan telefonla alak, seni işten kovar. Eğer haberciliğe devam edip sen hapis yapma. Sen kimsin ki reis bizi korusun be? Reis benim adamım lan. Hadi ya. Birazdan bu haber yapacağız. Gelir. Birazdan telefon gelir. Alo efendim. Ya bir defa sen kimsin kim? Benim arkadaşım Yumoş'a şey yapıyorsun. Özür dilerim efendim. Hemen haberle yayına kalacaktı efendim. Oh ya, baba ya. Reis'e söylesen de bizi bu işe alsa ya. Başına. Zaten oğlum reisin yardımıyla biz burada duracağız. Pek fazla çalışmamıza gerek yok. Ama reis de seninle çok fazla değil gelmiyor. Beni de sürekli rahatsız etme diyor lan. Tek kendin düşlenmekse. Yumoş Bey, Yumoş Bey. Oğlunuz beni verecek. Tamam lan evlensin lan. Evlen ne? Oğlum şükür evlen. Ne diyorum baba ya? İstemiyorum ben bu kadına. Niye lan? Ne güzel kız işte. Yok. Bunu biz köpeğimizi yaparız. Aman işte. İstemiyorum baba. Oğlum. Belki biraz zaman geçince olabilir ama şu anda istemiyorum ya. Güzel mi değil mi sence? Güzel. Mala benziyor gerçi. Baba bir şey yapsın da bakalım ya. Sen bizim örf adetimizi ayak sağlayabilir misin? Tabii ki. Sağlarım. Bence biz şükür evlendirelim ya. Ben çok herif adet yaparım. Hem, babamı hep istediğini yaparım mesela. Büyüklerime saygı gösteririm. Evin yöneticisi kimdir? Kadın. Senin gibi fakir sürtük aşağılık bir kadından asla oğlum büyük doğamaz. Defol git. Ulan bir de şirketimizi kirletiyorlar ha. Şişmoş ya. Baba ya ben evlensem zaten bu kadına haddini bildiririm ha. Gene kafam ben her zaman kadınlardan hiç sevmem ya. Ezik kişilerdir. Ondan sözünü hiç demem. Böyle bir kadına da evlenemem ya. Sen kadını benim evleneceğim kadının saf böyle mal olması lazımdır. Saksı olması bak, lazımdır. Bak gözün anam babanın başını yaktı oğlum. Aynen baba ya. Ben annemden gördüm aslında böyle bir kadına evlenemeyim. Benim evleneceğim kadın saf olmalı. Saf. Saf olsun, kapalı olsun. Bize uysun yeter. Kötü bir şey istemiyorum ki oğlum yani. Ne diyeyim? Açık saçık orospu gibi geçsin. Evi düşünmesin mi diyeyim oğlum? Ne desin baban yavrum?
Lan şikik. Kafamda 1 milyon koyayım ha. Lan ne yapacağız oğlum? Lan hiçbir şey de anlamıyorum bu dosyadan ha. Sen anlıyor musun şikik lan? Yok baba ya. Harbi anlamıyorum. Siktir et imzala gitsin. Ben de anlamıyorum ya. Yakında gelir Yıldırım Bey'e de kontrol ya. Bakalım ne olacak. Baba bir misafirimiz varmış ya. Ben gideyim de sen konuş. Çok misafir geliyor ya. Ama Allah kahretsin lan. Sen kimsin lan? Merhaba. Merhaba. 32,5-72. Bu laf anladın. Ben reisin 32,5'uyum. Küçük reisim. Tanırsın belki, 32,5 deyince herkes beni gösterir. Sen olsun. Fakir gibi duran ama aslında her şeyden haberi olan gizli ayak. Ben buraya seni geldim ziyaret etmeye ama bir şeyler gördüm sanki. Sanki orada olmuştu bir şeyler ve düşmüştü kızım yere ve ağlıyordu o zaman. Ben üzülmüştüm ama üzülmüştüm ki görmüştüm bunu. Bu benim gitmişti ağrımı ama gitmemişti de sanki. Çünkü ben görmüştüm ki sen o kızda görmüştün ışıktı. O kız benim kızım evet. Tiki tiki. Anladın evet, mı? Biliyorum. Tiki tiki diyorum. Tiki tiki mi? O kız benim. Eğer kızım övenirsem bu senin için olur daha hayırlı diyorum. Kim övendi ben mi? Hayır. Tabii ki de senin o oğlun evlenmelidir ki benim kızımı görmelidir. Ticaret konusunda Amerika ve Tokyo ben hocam asla dedim. Böyle ayaklara gelen kişi olmamalıydım ama efendim, buna mecbur kaldım. Siz haberlerde hocam bir şeyler gördüm. Bunlar doğru olma var mıdır ihtimali bilemiyorum ama yoktursa inşallah iyi daha olur diyorum. Toto Hoca'nın Türkiye'deki ayağısınız efendim siz. Ben ticari konusunda hep yükselişimi Toto Hoca'ya bağlayayım. Gizli şeyler çeviriyoruz biliyorsun ki. Ben asla böyle gelmezdim ama sırf kızım benim en hayattaki sevdiğim kişidir. Ve benim tek varisim Tiki Tiki ve Mimicik kızımdır. Mimicik mi? Evet, Mimicik de benim kızımdır. Bu arada bilirsin benim bu işlerimde bazı kişilerde söz geçmişliğim vardır ve bunda tehdit edilmek hoşuma gitmemiştir. O yumurcak beni tehdit etmeye çalışmıştır ama o yumurcağın ayağını kaydıran kişi de ben olacağımdır. Onun haberi yoktur galiba. Beni tehdit etmek ne demekti? Biraz sonra onu da konuşmam yapacağım. Siz yumurcağın ayağını kaydırmaktan bahsettiniz. Eğer ki tehdit ederse en büyük tehdit benimdir. Efendim, o sizin hapse girmenize tehdit ediyorlar. O bilmiyor şey galiba benim 32,5 olduğumu. O benim, ben burada kaç sene normal biri gibi çalışmışımdır. Ama bugün ben kim olduğum ortaya çıkmıştır. Ve kim olduğum ortaya çıktıysa bunun bedeli de ağır ödenecektir. Bunun çıkmamın sebebi sensin. Boş ve yumurcak sensiniz. Bu biraz düşüneceğim. Efendim tiki tiki kızınız. Eğer benim kızlarımı kim mutlu ederse bu işin sahibi de Yıldırım tarafından olacaktır. Buraya şimdi çağırdım onu da. Yumurcak da biraz sonra gelecektir. Efendim yumurcağın bence ayağını kaydıralım. Şimdi gelecek o da. Hoş gelmişsin yumurcak. Ne oluyor lan? Bu bizim çalışanımız kim ki bize hoş gelmişsin diye. Hoş bulduk. Otur şuraya yavrum. Otur. Yumurcak. Ne oldu yumurcak? Bu kim ki bizle konuşuyor oğlum? Sen ne böyle el pençe durdun lan? Sana güve güve diyor kız yumurcak. Yumurcak evladım. Sana ben yöneteceğim her şeyi. Ne oluyor bir dakika lan?
Gel bakayım ya ama. Gel. Gel. Ulan sen kimsin ki lan? Sen bizim burada kaç yıllık çalışanımsın? Sen kimsin bana böyle gel gel diye konuşuyorsun ha? Kafası yerine duymayan hayvan ha. Ben sana bir şey söyleyeceğim. 32,5-72. Ha? 32,5 mu? 32,5 mu? 32,5 ya sen bu kelimeyi nasıl söylüyorsun? 32,5-77 bizim şifremizdir. Ayağınızı... Merhaba. Efendim siz kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Bizim hiç haberimiz yoktu bu işten. Normal evladım. Sen ne zaman geldin burada doğdun çalıştın ki? Sana yeni emir geldi çalışmak için. O memecik benim kızımdır evladım. O zaman. Ama bundan ikinizin de oğlunun haberi olmayacaktır. Duydunuz mu? Olmayacak mı? Evet. Evet, siz gizli büyüsünüz zaten efendim. Biraz önce gördü mü oğlum beni? Görmemiş de mi? Görmüş müydü? Şıkık mı? Yok. Görmedi de mi? O gitti efendim. Gitmiş miydi? Ben konuşurken bu da mıydı? Ha? Yok. Tamam, hatırlayamadım. Değildi. İnşallah. Eğer buradaysa da neyse onun hakkını sileriz bir şekilde. Önemli aman değil. Aman efendim aman sakın oğlum lütfen. Şimdi korkma benim kızlarım Evren ve benim kızım en çok mutlu eden kişi bu işlerin sahibi olacaktır. Tekrar söylüyorum. Kızım mutlu eden kişi diyorum. Kızım eziyet edilirse, kızım aşağılanırsa bu iş olmayacaktır. Ben o kızı alırım lan. Ben de. Nasıl tiki tiki çok iyi bir kız efendim. Evet aynen. Ben de çok beğendim kızınızı beyefendi. Tabii gerçekten de çok iyi. Benim kızım biraz asidir ama her zaman söz geçirmesini de iyi bilir. Söz geçirmesini iyi bilir mi? Çocuk. Ne diyor lan? Oğlum. Benim oğlum sözü mü dinleyecek yani ha? Erkeklerin sözü geçmez mi lan? Resmen ah. Bizim örf adetimizi çöpe atmamız demek oluyor. Ama 32,5-72 mucak bak. Bu hayvan. Ulan mucak. Şu aptal hayvanın düştüğü hutbeye bak. Biz de böyle yukarıda olsaydık biz de böyle mi yadırabildik? Bu adamı zaten biz bitirmesini de biliriz ha. Ulan aslında biz ak köpüğümüzü sıkıldığımızı göstersek. Yakın da akrep yumurcak geri dönecek. Benim neyse oğlum acı çekerse, benim oğlum acı çekerse akrep yumurcak geri döner yumuş. Bunu da böyle birine. Sıkı ben dayanamam. Işte dayanamam oğlum acı ama biraz dayanırız. Dur, bakalım ne olacak. Ben şimdi buradan biraz evlatlarınızı çağıracağım. Ama onun benim için ben kendimin olduğunuz öyle söylemeyeceğim. Sakın siz de evet söylemeyin. Benim ünlü biri olduğumu. Beni normal biri gibi görmelidir. Çağırın çocuklarınızı. Çağırın. Hoş gelmişsin oğlum. Hoş bulduk. Siz kimsiniz efendim? Ben o tehdit ettiğin kişinin mimicinin babasıyım oğlum. Ne oldu oğlum? Evet. Bir günde tuttu da. Ne oldu ya? Ne gülüyorsun evladım ha? Ne gülüyorsun evladım? Efendim kusura bakmayın. Gerçi size niye efendim yorum geçti? Aşağılık bir kız yetiştiren fakir bir benim babası. Benim kızım aşağılıktı öyle mi diyorsun ha? Benim kızım aşağılık diyemezsin sen. Sen bir fakirsin anladın mı? Sen bir fakirsin fakir amca. 500 lira vereyim de doğmuşa bin ha. Dinle taksiye beni, falan dinle. Yetmez. Beni dinlemek zorundasın. Sana bir şey söyleyeceğim. 32,5-77 ince senin hakkında bir şey geliyor mu ha? Geliyor mu? Gelmez tabii. Görmüyor ki. Ona 32,5 ne lan? Yavrum evladım, baban sana çıkarmış seni.
32,5'de ya. Şimdi önemli olan o değil. Benim kızımla evlenecek. Evlenirsen o hiçbir zaman ağlamayacak. Ağlarsa benim kızım anası ağlar. Anası ağlarsa babası da ağlar. Senin kızın anası kim? Babası ağlarsa herkes ağlar. 32,5 ağlarsa bütün dünya ağlar. Sen kimsin ki ya? Senin evini şık yumuş görmüş. Evet. Kaçmış o da benden. Şimdi gelir dur. Ah. Ah. Bu tiki tikinin babası ya Mumucak. Bizden galiba tamam be, özür dilerim abi ya. Bir daha kızınıza zaten benim bir şeyim olmayacak. Hemen ya kendine inledin çıkın. Mumucak ne yapalım? Şu ezik fakirin karşısında nasıl duruma düştün lan? Ha? Ben az önce anlık efendim dedim. Ha, alışkanlık işte. Tepede olduğumuzu belirtmemiz lazım lan. Aşağı kişiye aşağıda gibi davranmak lazım. Mumucak ne yapalım şimdi kız babası ya. Üzüldüm ya. Şu yüksek kendi zaten demesin. Benim onda bir işim olmaz artık. Özümüz diyelim konu kapansın ya. Niye geldi o zaman? Bizi azarlamaya geldiler de. Çocuklar. Efendim? Tekrar söylüyorum. Kader diyorum. Kader. Kader. Evlenmeniz kaderse ağlatmanız kader olmamalı. Ağlatmanız kaderse ölüm kaderi işe başlar. Eğer ağlatırsanız ölürsünüz. Ölürseniz bu hayat biter. Bu hayat biterse bu hayatta yaşadığınız sorgusunun zamanı gelir. Sorgu zamanı geldiğinde herkes sorgusunu verir. Ama bu dünyada verilen sorgu daha çetindir benim için. Dünyada bana sorgu çektirirseniz öbür dünyada sorguyu Allah'a verirsiniz. Bu dünyada sorguyu kime verirsiniz biliyor musunuz ha? Aslında abi, her şeyi açıklamanın zamanı geldi. Sen mafya babası mısın abi? Şekil şekil yapayım. Ben de yaparım şekil. Ben size söylüyorum. Dağda uçan kuş gördüm. Bokunu arabaya vuran gördüm. Ben tekrar söylüyorum. Tepede uçak gördüm. Roketi kafasına atmış gördüm. Tekrar söylüyorum. Eğer benim kızımla evlenmeniz kader olsa bu kaderi iyi belirleyin. Bu kaderin ucunda patronluk da olabilir. Ölüm de olabilir. Güle güle. Patronluk mu? Neyin patron selam. Abi sen fakirsin. Selam. 32,5. Neyse Mucak lan. 32,5 yetişirdik durumda. Mucak ben anlamadım işte ha. Şakam derinin biri işte lan. Zaten konuşmaz da. Zaten ben buna kızarak sevindim. Babam da asla razı gelmez onun evime. Ya bence de gelmez ha. Oğlum. Nasılsın oğlum? İyiyim babacığım, sen nasılsın? Biz biraz seninle konuşalım, gel. Şikik oğlum, şikik. Efendim baba. Bu kızdan evleneceksin oğlum. Kimden baba? Tiki tikiyle. Ne oldu ya, sen diyordun aşağı ezik diyordun. Kahpeyle evlenmez diyordun, ne oldu ya? Oğlum o 32,5 kim biliyor musun lan? Kim baba? 32,5 derinin teki işte. Derin teki ne dedi ya? Ama benim o kızı gözüm tuttu sanki. Hem şirketteki itibarımız için, namusumuz için. Baba görmüyor mu ya? Babası bile nasıl bir şey. Bunlar ezik karakterler. Böyle ezik gelirsen böyle nasıl istersin ya? Şaşırdım doğrusu. Oğlum, medyaya adımız çıktı. Namusumuzu, şerefimizi ayakkabı altına almamak için o kızı da vermen lazım. Ha, onun için istediğin gibi tokatlarsın. Onun için baba. Söz tamam senin. Baba. O kadını verip onu hayatı zindan edeceğim. Yaşamak mı diye, yaşamak mı diye arayacak. Keşke evlenmesin diyecek. Ama aslan oğlum, kadınlara şiddet de pek doğru değildir biliyorsun. Ne oldu baba sana, ne oldu? Ha? Bence pek fazla şiddet göstermemeliyiz. Onlar bizim evin çiçeğidir efendim. Bir görüşelim o tiki tikiyle baba. Bir görüşelim, evlenelim inşallah. Gerçi senin gözünden yaş gelirse... Senin gözünden yaş gelirse... O yaşın 1000 kat suyunda... Yok baba ya. Bunu yapanları boğarım. O kadın kim ki benim gözümden yaş gelsin baba ya? Ben evin hakim ben olacağım baba, sen üzülme. 32,5. Ha? Hiç oğlum. Hadi baba, ben bir onunla görüşme ayarlayayım bari. Oğlum evladım.
Baba. Sana bir karar açıklayacağım oğlum. Bir karar aldım. Efendim babacığım. O mimicikken evlenmelisin oğlum. Ha? Evet. Ama baba senin gururundan oynadı. Oğlum gururumuzu geri almamız için o kadını evlenmen lazım. Yani yalandan. İş icabı diyelim o ismine. Tam olarak açıklayamasam da bu kadını evlenmemiz için hayırlı olacak diyorum oğlum. O zaman ama oğlum bu kadına için aşk oyunu evlenip ya. iyi davranmalısın biraz iyi davranmalısın. Merak etme baba. Yalandan biraz severim. Hı, hatta şimdi sevmeye başlayacağım. Hadi oğlum telefon et. Görüş onunla de. Aşk oyunu başkasın. Tamam kızlarım o iş. O iş tamam kızlarım. Ben konuşmamı yaptım. Baba nasıl yaparsın? Yoksa onlar 32.5 olduğunu söyledin mi? Dur lan dur. Bunlar da bilmiyorsun 32.5 olduğunu değil mi de? Bence de. Tamam o iş kızlarım. O iş tamam. O sizde evlenecektir ki sanki. Nasıl oldu baba? Nasıl tamam oldu? Sen o şimdi bir amelisin. Oğlum, kızım. Ameliyim ama her zaman büyük insanlar küçük olmayı da bilmelidir. Babacığım, bunu da buradan baba. O iş kesin. Biraz sonra size telefon edecekler. Babanız o işi hallettik çocuklar. Yine edeceğim baba şükür. Kesin kızım kesin. Aa, baba çok sağ ol. Şükür eve gideceğim. Nasıl hallettin baba o işi nasıl? Nasıl böyle bir şey yaptın ya? Ya Mumucak beni aradı över gözünüzde şok olurum yani ha. Ama ben onu övermek istemiyorum ki. Kızım. Babanı dinle kızım. Onunla evlenmesi için hayırlı olacak kader diyorum kader. Kabul et kızım. Ve o işin başında baban artık bu biliyorsun hiç paramız yok kızım. Bu hayatta size hiçbir şey bırakamadım. Onunla evlenirseniz hayatınız mutlu olur kızım. Mutlu olur kızım mutlu. Tamam. Sadece onun parası için evleneceğim. Ve ona hayatı zindan edeceğim. Her işte benim dediğim gibi olacak zaten. Ah kızım ah biliyorsun. Kanser bu kafam sürekli kopup kopup duruyor. Bunun tedavisi için de paramız yok. Eğer kızım telefon ederse sakın asilik yapma git görüş. Hadi ben biraz gideyim o kızım. Biraz görüşmem gereken kişiler var. Siz evden biraz gidin kızım. Efendim. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk efendim. Efendim siz bana demiştiniz ki bunlardan bir şey olmaz. Bunlara bizim el koymamız lazım. Ben de kızlarımı onlara verdim efendim. Kızlarım inşallah evlenecektir Yumurcak. Benim hoşum kızlarıyla ve bizim soyumuz devam edecektir. Bildiğiniz gibi benim kızlarım sizin soyunuzdandır. Bizim senin kızların erkek doğdu değil mi çocuğum? Evet. Benim kızlarım erkek doğuracaktır. Erkek doğursa şerefimiz namusumuz üst seviyede gidecek. Ve seninle çalışmalarımız son derece devam edecektir çocuğum. Ama senden şunun sözünü almak isterim çocuğum. Eğer kız çocuğu verirse biliyorsun ki çocuğum kız çocuğu veren infaz edilir. Bu konuda kızlarının ölmesine razı olman gerekir çocuğum. Tamam efendim. Benim kızlarım benim zaten yüz karımdır. Kız olarak bana en büyük acı çektirdiler. Ama kızlarım bunda acı çekmesi istemem. Sen erkek istemiştin çocuğum. Olsun olsun. Benim çocuklarım kızsız olsa sonuçta birilerinde doğması lazımdır. Onlar bu dünyaya doğurma görevi için gelmişlerdir. Erkek doğurmak için gelmişlerdir. Aynen. Çünkü her erkek olsaydı o zaman da olmazdı. Çünkü bir şekilde bir tane de kız olup doğurmak lazımdır. Doğurma görevini için gelmişlerdir benim kızlarım. Erkek çocuğu verirse gelinin kızımız gibi olur çocuğum. Bilirsin ki biz de gelinler erkek çocuğu verirse ev üstünde tutulur. Yalnız çocuğu verirse benim bir şartım var efendim. Söyle çocuğum. Benim kızıma kim iyi bakarsa şirketin başına onu geçmesini istiyorum.
şirketin başına senin kızına iyi veren değil, bakan değil. Yıldırım soyuna layık olan bir getir çocuğum. Ama şimdi bunlar öyle bilmelidirler. Benim kızımlar aşağılamamalıdır. Fakat... evet. Fakat bir erkek de kendini ezdirmemelidir çocuğum. Mumucak ve eşik yumuş eğer ezik gibi davranırsa bu bizim soyumuza bir damga olarak vurur çocuğum. Benim kızlar da ezilmemelidir. Biliyorsun ki biz aynı makamdayızdır. Sen nasıl yıldırımsan bana da 32,5 derlerdir. Bu sen işlerin çatışma olmasını istemiyorumdur. Sen 32,5 olabilirsin çocuğum. Ama benimle konuşmana dikkat etmeksin. Bakın efendim. Gözde yaş olursa mezarda taş olur. Mezarda taş olur. Ağaçta yaprak olursa. Mezarda taş olursa elde keleş olur. Elde keleş olursa önündeki leş olur. Ben bu olayın başta çatışmaması istemem. Sen neysen ben doyum. Bunu da böyle biline. Bilirsin ki en baş olan kişi reis sen ve ben aynı makamdayızdır. Efendim dediysem kötün kalkmamalıdır. Bana ben kızım ezilmez. Benim ben oğlum ezilmez çocuğum. Aynı makamda benim kızım ve senin kızın. Ama... bak benim isteğim ikisi güçle birleşmesi. İkisinin biri olmaz. İkisi de eşit olacak. Senin çocuğun benim kızıma yüksek davranmayacaktır. Zamanında biz Şimşek'ken de bunu konuştuk çocuğum. Şimşek'ken de bu itibarı sağladık. Fakat zamanı gelirse Şimşek'in de 32,5'unda mezarı kazılabilir. Ben sizden en üstünüm çünkü. Bakın şu anda ben sakinsem bu bizim başımız dolayısındadır. Yoksa şu anda senin kellerini de koparmasını bilirdim. Eğer ben bugün, buraya adam gibi konuşum, hayvan gibi konuşmaya geldim. Eğer bugün... tekrar söylüyorum. Benim kızım ve senin oğlun eşit olacaktır. Ve güçlerimiz birleşecektir. Soyumuz birleşecektir. Çünkü ben benim kızıma başka bir damat istemiyorum. Sırf bunlar baş olduğu için. Sırf yumurcak ve yumuş senin çocuğun olduğu için. Senin çocuğunun çocuğu olduğu için... ben bunları evlendirmek istiyorumdur. Yoksa ben bunlara başka çocuk da bulabilirdim. Bunun baş sebebi budur. Bunun, her zaman birbirimizden aile içinde olmalıyız. Bunun başka dışarıdan biri almamalıyız. Tepedeki evin isteği çocuğum. Aynen. Eğer tepedeki... yoksa ben kızımı senin o torunlarına vermeye çok da şey değilim. Eğer tepedeki istemeseydi senin mezarını kazırdım. O kızlarını, o... beceriksiz kızlarını asla benim oğluma vermezdim. Ben de tepedeki istemeseydim senin kızlar... o çocuk anlamazdım. Senin kızların bizim geleneğimize, örfümüze, adetimize saygılı olmayı öğrenecek çocuğum. Ben söyleyeyim. Bu evlilik olursa kaderdir. Kader de mezarlık taşında yazan bir yazı gibidir. Ya iyi yazılır ya kötü yazılır. Ama mutlaka yazılır. O yazı bir gün oraya yazılır. Bir gün herkesin mezar taşında yazıldığı gibi kaderde anla bir gün yazılır. Bu yazı yazıldıysa çekilir. Çekilirse ya mutluluktur ya mutsuzluk. Kader deyip yolumuza devam edeceğiz çocuğum. Ben baştan söylüyorum. Kader anımıza yazılır. Fakat kız çocuklarım mezar taşımıza yazılır. Benim kız çocuklarım asla asla boyun eğmeyecektir. Ben de başım, sen de başsın. Bu başlar bir gün birbirine. Ben 32,5'um, sen de yıldırımsın. İkimiz de eşitiz, bunu bilmelisin. Eğer bir gün biri başa geçmek isterse o diğer kişinin ölümüdür. Eğer diğer kişi ölüme susamışsa, ölümün sırası geldiğini düşünürse ölümü getireni öldürmek ister. Onun için ölümü getiren olmak istemem. Çünkü ölmek de istemem. Bu da böyle birinde. Çocuğum, her zaman şunu söylerim. Erkekler hep bir adım öndedir. Mesela sen erkek olduğun için bugün buradasın. Eğer bir kız olsaydın hiçbir şekilde söz sahibi olamazdın çocuğum. Kadere anımıza yazılır. Fakat kaşınırsak mezar taşımıza yazılır.
Yağmur yağar gökte, şimşek çarpar gökte. Şimşek gökte kendinden çarptığında yağmur yağdırabilir. Ama şimşek sana çarparsa bu ölümün, fakat yıldırım sana çarparsa bu ölümün olabilir. Yıldırım gökte kendi kendine çarpabilir. Ama fakat yıldırım senin kafana düşüp çarparsa bu ölümüne neden olabilir çocuğum. Şunu da bilinmelidir ki yıldırımlar bulut olmadan çarpamazlar. Bulutlar birbirine değmeden yıldırım olmaz. Ben ve benim gücümle bile aya gelmeden yıldırım olmaz. Eğer başta güç yoksa, birbirine çarpışma yoksa, birlik yoksa yıldırım da çarpmaz. 32,5 bulutlardan biridir. Bir bulut bir buluta çarpmazsa, güç birliği olmazsa yıldırım da çarpmazdır. Bu da böyle bilinmelidir. Eğer çocuğum, eğer yıldırım çarpmazsa hiçbir şekilde etkisi olmaz. Sadece boş boş yağmur yağ. Ve boş boş yağmur yağan su gözden akan yaşa benzer. Fakat yıldırım çarparsa bu senin ölümüne benzer. Yıldırım birine çarparsa ölmeme gibi şansın yoktur çocuğum. Fakat yıldırıma dokunmazsan, yıldırım sana çarpmazsa sadece yağmurun vücuduna değdiğini hissedersin çocuğum. Şu da şöyle bilmelidir ki karanlık geceler aslında korkutan şey değildir. Korkutan şeyler yıldırım çarpması olabilir. Ama yıldırım çarpmasından da öte korkutan şey o karanlığın gelmesidir. Hiçbir zaman sabah çarpan yıldırımlar korkutmaz. Çünkü korkutan şey karanlıktır. 32,5 sinirlenirse geceye karanlık gelir. Gündüz gelirse gündüz çarpan yıldırımın bir korkusu olmaz. Karanlık kara gece olan bir kişi olarak gelir. Çocuğum. Evet, neyse. Burada bu konuşmayı bitirelim diyorum. Bence de artık bitirelim. Bir dahaki buluşmamızda inşallah benim kızımla ilgili kötü şeylerle ilgili konuşma olmaz. Şu bilinmelidir ki kızım acı çekerse... Kızın çocuğum açık saçık giymeyi bırakmalı. Ay. Ve edebine uygun giymeyi bırakmalı. Tamam. Yeter artık. Hadi gidelim çocuğum. Ay. Bir dakika ya. Efendim babacığım, beni çağırmışsın. Bir şey mi oldu babacığım? Çocuğum. Yıldırım sürahisi olarak Tiki Tiki ve Mimicik yerini almamız gerekecek. Oğullarına söyle, sakın ezik büzük kalmasınlar. Tıpkı şimşeğe uyguladığımız profil uygulamamız gerekiyor. Yani çocuğum nasıl yumuş yumucak dayak yol gibi görüküyorsa, mumucak ve şiş yumuş da biraz ikir oynamalıdır. Kavgalarına şiddetini belirtmemeye gerekir. Hiçbir şey aşağı vurmamalıdır. 32,5'un yanında dikkatli durmalıdır çocuğum. 32,5'u bitirmek için bizim projelerimiz gerekir çocuğum. Baba, 32,5 kim ya? Ben ne anlarım böyle şeyden? Bunlar senin işindir baba. Kapağı kedicik gerek diyor baba. O işler de gayet iyi. Çocuğum, kabayı çocuğumun başarısını tebrik ederim. Fakat yumucak ve yumuş, sence hangisi daha tecrübeli çocuğum? Merak etme babacığım, üç oğlum da birbirinden akıllı. Ama yalnız şey var ya, şu maço, o biraz aptal. Çocuğum, maço bizim namusumuzu kirletiyor.